SporX. Nihat Kırmızı'dan derbi açıklaması. Nihat Kırmızı'dan açıklamalar. Galatasaray Sportif A şey yöneticici Nihat Kırmızı Fenerbahçe derbisi öncesi TV yüzde açıklamalarda bulundu. İşte Nihat Kırmızı'nın açıklamaları. Kadıköy'de seri yakaladık. İki takım için de bu maçlar çok önemlidir. Bu ciddiyetle hazırlanıyoruz. İnşallah futbolcularımız sahaya çıkacak ve aslanlar gibi oynayacak. Kadıköy'de bir seri yakaladık. Uzun zamandır Fenerbahçe'ye yenilmiyoruz. Bunu devam ettireceğiz inşallah. Kiminle oynadığımız önemli. Kerem oynayacak mı? Sahaya kimin çıkacağı önemli değil, kiminle oynayacağımız çok önemli. Tüm oyuncularımız kiminle oynayacağımızı biliyor. Bu ciddiyetle hazırlanıyor. Önemli bir rakibimiz, saygı duyuyoruz. Teknik direktör, oyuncuların durumuna göre son ana kadar kadroyu değişebilir. Biz yönetim olarak buna hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Son ana kadar kim oynayacak, kim oynamayacak bunun yorumunu yapmak istemiyoruz. Torrent motive durumda. Torrent, defalarca Real Madrid-Barcelona maçlarını gördü. Galatasaray-Barcelona maçını da gördü. Tabii ki sürekli konuşuyoruz hocamızla. O da maçın önemini biliyor. Çok motive durumda. Galatasaray için, kendisi için, hepimiz için bu maçın önemini biliyor. Önemli olan şampiyonluğa oynamamız da değil, iki takımın da bu sene şampiyonluk şansı yok ama bu maç her zaman çok önemli. Fenerbahçe ile gazozuna bile oynasak, Fenerbahçe ile oynamış oluyoruz o ciddiyetle hazırlanıyoruz. Hocamız da bunun bilincinde, İnşallah bu bilinçle sahaya çıkıp, istediğimizi alacağız. Önemli rakiplerini biliyordu. Torrent, uzun zamandır Türkiye'yi takip ediyor. Bütün dünya bu derbiyi bilir. Bütün dünya Galatasaray'ı çok iyi tanır özellikle. Torrent de Galatasaray'ı takip ettiği için önemli rakiplerini de biliyor. Ciddiyeti de biliyor. O da hazırlanıyor bu maça. Büyük maçlara defalarca çıkmış bir hoca. El Klaziköy'e çıkmış bir hoca. Beşiktaş maçına yaşadık, galip geldik. Beşiktaş maçından önce yaşananları biliyorsunuz, çok zor şartlarda çıkmamıza rağmen o maça nasıl hazırlandıysa, Fenerbahçe maçının daha da ciddi olduğunu biliyor, bu ciddiyette hazırlanacak. Üç sonuçlu bir maç olacak tabii ki, ama kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Hocamız buna göre hazırlanıyor. Oyuncularımız da sahada bunu gösterecekler. Kazanırsak moral olacak. Biz her Fenerbahçe maçına, deplasmandaki her maça aynı ciddiyette gidiyoruz. Derbi maçlarının tabii ki önemi daha fazla. Taraftarımız ve camiamız bu maçlara daha fazla önem veriyor. Bu maçların kazanılması daha büyük moral motivasyon oluyor. Ama sonuçta hepsi 3 puan. Şu an şampiyonluk şansımız yok. O yüzden de 3 puanın da ötesinde başka bir motivasyon kaynağı olacak. Fenerbahçe maçının ciddiyetini hem oyuncularımız hem camiamız biliyor. Kazanırsak da hepimize büyük moral olacak. İnşallah ilk maçtaki gibi olmaz. İnşallah ilk maçtaki gibi bizim elimizdeki maç alınıp diğer tarafa verilmez, böyle olmayacağına inanıyorum. O maçtan sonra yaptığımız açıklama ile ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Belli hakemlerin artık sakıncalı olduğunu söyledik, bunları isim isim de söyledik. Başkanımız, defalarca Galatasaray'a oynanan oyunları altında herkes kalır dedi. Bugün gelinen noktada herkes bunun altında kaldı, görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreç daha temiz yönetilir. Temiz bir maç istiyoruz. Biz Kadıköy'de sahaya çıktığımızda herhangi bir inisiyatif istemiyoruz. Sadece temiz bir maç istiyoruz. Rakibimiz de mutlaka böyle istiyordur. Biz de bu niyetle böyle olacağını düşünerek çıkıyoruz. Tabii ki taraftar baskısı olacak. Kadıköy'ün havasından hakemler etkileniyor ama bu maçta etkilenmemesi, Türk futbolu adına da etkilenmemesi ne kadar büyük sorunlar yaşadığımızı görüyoruz. Federasyonda yaşananlar, hakemlerle ilgili yaşananlar, tahkim kuruluna giden gelen hakemler neden? Bu tür hatalar yapıldığı için hep bunlar yaşandı. Biz bunları dile getirdik. Keşke zamanında yaptığımız açıklamalar dinlenseydi bu noktaya gelinmeseydi. Biraz geç oldu inşallah bundan sonra çok daha temiz bir sayfa açacağız. Pazar da güzel maçlardan biri olur. Sahada iki takım çıkar, iyi oynayan kazanır. Tabii ki biz Galatasaray olarak Galatasaray'ın kazanmasını isteriz. Kazanmak için her şeyi yapacağız, oyuncular her şeyi yapacak. Ama önemli olan temiz bir maç olması hakemin konuşulmaması olacaktır. Kural olarak verilebilir. Atilla Kara olan, kural olarak verilmez diye bir şey yok. Ama teamüllerde genelde iki hafta üst üste aynı maça verilmiyor. Kural olarak verilebilir. Bizim Beşiktaş maçımızı yönetmişti. Kötü bir şey düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz. Tabii ki herkesin gözü üzerinde. İyi bir maç yöneteceğine inanıyoruz. O inançla gidiyoruz Kadıköy'e. Şimdiden hakem hatası konuşmanın bir anlamı yok. Bazı küçük hatalar da yapabilir. Ama önemli maça etki etmesin, kötü niyetli olmasın, sonuçlara ağır olmasın. Fatih Terim dua edecek. Derbi için yayınlanan videoda Fatih Terim yok. Doğru buluyor musunuz? Çok önemli bir maça çıkacağız. Bu polemik durumudur. Başka zaman gerekirse konuşuruz. Fatih Hoca Galatasaray'da önemli başarılara imza atmış, önemli görevlerde bulunmuş bir hocamız. Hepimizin sevdiği, saydığı bir isim. Şu an bana sorarsanız ben bilmiyorum neden yok. Profesyonel arkadaşlar hazırlıyor bunu. Kötü bir niyetle hazırladıklarına ihtimal vermiyorum. Bugün Fatih Terim yönetim durumu oluşturmaya gerek yok. Bizim için önemli, kenetlenmemiz gereken bir gün. Fatih Hoca sahurunu yaparken inşallah Galatasaray Fenerbahçe'yi yener diye dua edecektir. Yarın başka yönetim gelse, Burak Başkan da Galatasaray kazansın diye dua edecektir. Söyleyeceğimiz bir şey başka yere gidebilir. Hiç gerek böyle polemik oluşturmaya. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.